Selamlar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Şimdi Tesla'nın otopilotunun nasıl kullanıldığını göstereceğim ve işe otopilotla gitmeye çalışacağım. Biliyorsunuz bendeki araç Model Y SR Standard Range. Bunda standart otopilot var. Geliştirilmiş otopilot ya da FSD yok. Standart otopilotta yani şerit olduğunda şeridi takip eder. Öndeki araca göre mesafenizi ayarlar. Ve yine etraftaki tehlikelere karşı aracı uygun şekilde manevra yaptırıyor. Daha önce de gitmiştim, daha önce de bir videom vardı bu tarz. Biliyorsunuz Tesla'da epey güncelleme geliyor. Güncellemelerle otopilotumuz da gelişiyor. Daha da duyarlı, detaylı oluyor, daha konforlu oluyor. Şimdi gideceğim güzergah bir 9 kilometrelik bir güzergah. Yer yer trafikte olan, kokuş olan bir güzergah. Gelin yola geçelim bir bakalım. Nasıl gidiyor otopilot? Bu arada kanala abone değilseniz abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hadi gelin yola geçelim. Aracı D'ye alalım. Evet, yola çıktık. Yol güzergahım İzmit'i bilenler için Umuttepe tarafına doğru olacak. Umuttepe tarafına doğru gidiyorum. Buralarda da açabilirim otopilotu. Şöyle iki kere aşağı çektiğimizde açtı. Bakın, önümdeki araç soldan önüme girdi. Bu şeritten taştı. Biz şeridimizde ilerliyoruz. Burada keskin bir viraj var. Yonca virajı. Bakın dönüyor. Güzel şekilde döndü. Arada tutmamı isteyecek. Hızı 30'da sınırlandırmış. Biraz artıralım. Şöyle sola geçiyorum arkadaşlar. Burada hız sınırı 70. 70'li hızlara sabitleyebilirim. Şu an 74'te. Öndeki araç fren yaptığı için frenledi. Biraz ayağımla gaza dokundum. Bakın şu an artık hiçbir şeye basmıyorum. Şöyle görebilirsiniz. Arada dokunmamızı istiyor, az önce bahsettiğim gibi. Şurada da araçta kabin kamerası var. Buradan direksiyonu tutup tutmadığınızı ve gözünüzün yola bakıp bakmadığını algılıyor. Şu an benim gözümde gözlük var. Ondan gözümü çok iyi algılayamıyor. Direksiyonu şöyle tutarsam, şu şekilde. Şöyle elimi tutsam daha, yani hafiften tutsam daha direksiyonda olduğumu anlıyor elimin. Bu nedenle uyarı vermiyor. Şimdi şöyle yapayım, şu açıdan göstereyim size. Dikkatini yola ver diye bir uyarı aldık. Şimdi önümdeki araçlar biraz yavaşlayacak sanki. 74'te otopilot sabit. 60'lara kadar indirdi. Mesafeyi de şuradan ayarlıyoruz bu arada. Şu anda iki araçlık mesafede. Hiçbir şeye dokunmadan gidiyorum. Viraj var. Bak.
Ekrana bakıyordum hafiften. Ondan sanırım uyarı verdi. Yine gözlükten de algılıyor olabilir, bilmiyorum. Yani gözlüğe rağmen de gözümüzü algılıyor olabilir. Burada böyle gitmemizin çok faydası var. Çünkü arkadaşlar, bu yolda radar var. Bakın şurada ortalama hız tespit yerini de göstermişti. Şimdi kayboldu ama bu yolda radar oluyor. 70 hız sınırı, 77'ye kadar problem yok. Şimdi sağa geçmem gerekiyor. Burada kendim devralacağım. Çünkü bizde gelişmiş otopilot yok. Sinyal verdiğimizde, yani direksiyonu ani hareket ettirdiğimizde otopilotu kapatıyor. Şimdi girdiğinde tekrar açacağım. Şurayı da biraz geçelim. Burada silik epey. Yol çizgileri, hem şu arabayı da geçebiliriz. Biraz hızlanalım. Sağa geçtim. Şöyle bir açıyorum. Bakın 110'a sabitledi. Biraz hızlı. Pardon, 102'ye. Burada düşürelim. Biraz viraj var. Zaten 50'ye de düştü tabela sanırım. 65'e aldım. Şimdi şurada şerit yok neredeyse. Bir bakın. Güzel döndü. Uyarılar fazla almaya başladık. Kapatabilir. Sileceği de kendisi çalıştırıyor. Görüş azaldığında. Şimdi şunu göstermek istedim. 50 burada tabela. Bu nedenle 50 olan yerde maksimum 60'a kadar izin veriyor. Yani ayakla artırabilirim aslında. Bir bakın, ayakla artırayım. Şimdi önümde araç var da. Şunu bir geçelim arkadaşlar. 50 tabelası olan yerlerde maksimum 60'a kadar izin veriyor. 70'li olan yerlerin yukarısında bir problem yok. Ya da böyle kalsın, 60'la gidelim. Şu anda ama otopilot devrede değil, adaptif hız sabitleyici devrede. Bir kere kolu yukarı çektiğim için. Şimdi iki kere aşağı indirerek tekrar otopilotu devreye aldım. 60'a sabitledim. 60'la gidelim bakalım. Silelim. Ciddi yokuş bu arada burası. Umuttepe yolu. Gayet güzel şekilde döndü tırın yanından. Epey sakin geldik. Tüketimi de merak ediyorum. İşe varınca tüketim ne olacak bakalım. Normalde ben burayı 315 wattla falan çıkıyorum. Biraz hızlı çıkıyorum. Burada ben iptal ettim. Biraz sağa çıkar gibi oldu. Yine 60'a sabitledim. Biraz basayım ayağımla, hızı artırayım. Evet, otopilotu kapattı. Çok fazla uyarı verdiği için. Bakın dörtlüyü de yaktı. Artık tamamen kontrolden çıktığını düşündü aracın. Neyse, zaten işe de vardık sayılır. Tüketim 284 watt oldu. Ciddi anlamda yokuş burası. Fazla trafikle karşılaşmadık. Rahat şekilde geldik. Ama otopilot tepkileri güzeldi. Her zaman olduğu gibi. Memnun kaldığımı söyleyebilirim. Arkadaşlar, durduğumda böyle bir uyarı aldım. Aracın telemetri verisinden gelen otopilotun uygunsuz kullanıldığını gösterildiğini belirtiyor.
Bu nedenle 4 defa daha bu uyarıyı alırsak otostir, yani otopilotumuzun kullanılmayacağını belirtiyor. Bu neden karşılaştık böyle bir şeyle? Direksiyonu birkaç kez tut demesine rağmen ben tutmadığım için farkında değildim ya da tutmak istemedim. Şöyle tutmamız gerekiyor. Yine kabin kamerası gözü algılıyor. Yani şu gözlükten biraz engelliyor ama gözü algılıyor nereye baktığınızı. Yani ekrana mı bakıyorsun, telefona mı bakıyorsun yoksa yola doğru mu odaklandın? Onları inceliyor. Buna göre size uyarılar veriyor. Bu uyarıyı 5 kere alırsanız yanlış hatırlamıyorsam 1 hafta olması lazım. Otopilotu kullanılmaz hale getiriyor. Daha sonra alırsanız daha farklı ilerleyen sürelerde de kapattığı oluyor. Ve güvenlik anlamında buna dikkat etmemiz gerek. Bu araç sizi işte uyarıyor. Yani artık düzgünce kullan diyor kullanacaksan yoksa iptal ediyorum diyor. Böyle bir uyarıydı. Bir hakkımızı yemiş olduk yani bu video sayesinde. Olsun önemli değil. Ben otopilotu genelde otoyolda kullanıyorum. Otoyolda gayet kullanışlı. Yani otoyolda biliyorsunuz hız sınırı 130 ya da 140 oluyor. O hızlara sabitlediğinizde gayet rahat şekilde yolculuk yapabiliyoruz. Bununla ilgili de videolar yapmıştım. Edirne videosu vardı. 140 sabit gitmiştim. Başka videolarım da var. Onları da izleyebilirsiniz. Kanalda mevcut. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanala abone değilseniz abone olup videoyu beğenirsiniz. Çok mutlu olurum. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.